MİT müsteşarı Emre Taner Bey ki ilk defa sivil bir MİT müsteşarıydı. 17 yaşında MİT'e girmiş, 67 yaşında emekli ayrılmış bir MİT'çi, istihbaratçıyla ile karşı karşıyaydık. Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekili olarak bu çözüm sürecini size hükümet mi söyledi? Böyle bir şey yapacağız dedi. Yoksa siz mi hükümete bu böyle bir şey yapmamız lazım? Ve dedi ki biz hükümete empoz ettik biz söyledik. Mit mi müsteşar biz biz dedi gittik. Böyle bir şey yapmamız lazım. Fakat dedim Oslo'daki görüşmelerini hemen sızdı, sızdırıldı. Evet de Mit o, başkanı peki, bunu getirmiş olabilir. Mit Genel Sekreteri neyse. İktidar niye buna tamam dedi? Yani işte görmedi mi? şunu söyleyeceğim. Mi? Oslo gibi bir, Oslo'da bir, bir skandala nasıl imza işte atar İşte şöyle. Oslo'da dedi bütün devletlerin, büyük devletlerin fişleri takılıydı ve bizi dinliyorlardı dedi. Şimdi sizi de bir ameliyata karşı operasyon yapmak istiyorsunuz. Ardından da doğru yönetmiyorsunuz. Mesela çözüm süreci doğruydu efendim. Çözüm süreci Türkiye'de daha çıkanların tekrar dağdan inmelerini sağlamak, suçak karışmayanların yeniden hatırlıyor musunuz çözüm Tabii, süreci? Tabii çözüm süreci doğruydu. Daha önce bunu Yavuz Sultan Selim Han yaptı, Abdülhamit Han yaptı, Atatürk yaptı, kısmen Menderes yaptı, daha sonra Özel yaptı. Doğru ama işleyişi, üslubu, usulü, metodu ve de aynı zamanda söylemleri tamamen yanlıştı efendim. Çünkü bu süreci yönetenlerin etayı bilmediklerini İrayı bilmediklerini yani İspanyayı bilmediklerini ve İrlandayı İngiltere arasındaki görüşmeleri bilmediklerini Benziyor hatta mu peki? daha ileri kısmen benziyordu kısmen kısmen ama yine de onları da bilmeleri lazım yani orada da bir devletler bunlarla ilgili çözümler oluşturdular ne konuşturdu mesela İngiltere dedi ki silahları bırakmazsanız sizin oturamayız dedi. silahla terör örgütleri ne konuşulur önce silahları bırakacaksınız konuşulur sonra Türkiye'nin tekrar yeniden topluma kazandırma veya toplumsal barışı sağlamak konuşulur.